Türkiye genelinde ilk ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Düzce'de ağır ve orta düzeyde zihinsel engelli öğrenciler ile bedensel engelli ve görme engelli çocuklara eğitim veren Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 137 özel öğrenci de karnelerini aldı. Okulda eğitim veren 55 öğretmenden karnelerini alan özel öğrenciler mutluluklarını ise yine öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı. Çok rahat. En çok rahat artık. Bu sene de şimdi sen de çekmiş. Öğretmenlerim çok söylemiş. Yani bebek. Kameraya bak, benim bak buraya. Güzel gün. Elinde tut. Hem kaynadan bir çanta diyoruz. Her şey güzel. Şöyle. Aynen, çok güzel. O zaman sen güzel poz veriyorsun. Kesin. Şimdi çocuklar, bildiğiniz gibi okulu bitirdik Kübra'cığım, Zümra'cığım. Muhammed bana bak. Muhammed, okulu bitirdik. Ben size bugün hediyelerinizi ve karnelerinizi vereceğim. Tamam mı? Bu karneleri annenize götüreceksiniz. Anne ben karne aldım diyeceksiniz. Hepiniz takdir aldınız. Onları gösterdiğinizde de tatil boyunca sizin her istediğinizi yerine getirirler. Ödüller verirler, tatile götürürler. Olur mu? Şimdi birazdan ben hepinize tek tek karnelerinizi vereceğim. Gülsün öğretmeniniz, Dilek öğretmeniniz, ben. Karnelerinizi vereceğiz size. Sonra fotoğraflarımızı çekileceğiz. Sonrasında da karnelerinizi annelerinize, babalarınıza götürüp ben karne aldım deyip göstereceksiniz. Zümracığım, ben geldim. Ben geldim. Zeyda. Zeyda. Hadi Zeyda. Kübra, karneyi alacaksın artık. Hop, ne mutlu. Yavaş. Hadi yavaş yavaş hadi. Tut, tut, tut. Şöyle tutacaksın elini. Gülelim. Zehra. Gösterebileceksin artık. Gel bak artık, ben karneyi bitirdim. Güzel süslemişler. Evet, Zehra. Hadi, al bakalım karneyi. Bak şunu biliyor musun? Bunu babana gösterdiğin zaman istediğin ödülü alırsın. Ya. Tamam, sakin. Al bakalım karneni. Tamam. İyice de verelim. Sen de git. Al bakalım karneni oğlum. Şöyle. Bana bak. Bir tuz bir acık. Gülersin sen ya. Bebeğe çok tatlı. Çok. Şimdi karnene kavuştun herhalde. Evet, kavuştum. Nasıl karnen? Çok güzel. Takdir belgesi aldım. Ben okulun tatil olması geri dönmek için çok sabırsızlıyorum. Okulumu çok seviyorum. Tatil olunca geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Seneye 6 olacağım. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? İsmin ne? Hatice. Soyadın ne? Çiçek. Kaç yaşındasın sen? 7. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 1. Birinci sınıfa gidiyorsun. Karneleri aldın. Nasıl karnen? Güzel. Yapabilirsem belki bir şey yapabilirim. Oynayacağım. Heyecanlı. Bunu özleyeceğim. Arkadaşlarımı özleyeceğim. Yani karne iyi benim. Yani bizim çocuğumuzun bir iletişim yani şey konuşma problemi dışarısında elhamdülillah Allah aşkına iyi yani. Yani birazcık da şahsımda meraklı olduğu için oğlanı da biraz meraklı yetiştirmeye çalışıyorum. Eğitimin asıl temel kuralı merak olduğu için ona biraz merak verebilirsek işte biraz üşengeç farklılığından ötürü. Malum ben biraz yoğun çalışıyorum. Biraz iş hayatım çok yoğun. Ama evde işte ilgileniyoruz. Özellikle beraberken yemek yapmak. Diğer hobilerdir. Yani ben birazcık teknoloji üstüne odaklı olduğum için kendisiyle iyi kötü işte tüm ev aletlerini kullanmayı ya da cihazları kullanmayı beraber aslında bayağı yan yanayken sosyal ikimiz birlikte yaşıyoruz. Hani biraz bana bağlı bir çocuk. Down sendromlar genelde birisi seçiyorlar, biraz bana bağlı olduğu için iletişimimiz çok iyi.
Biz artık okulumuz olarak 8 senedir bu okulda görev yapıyoruz. Okulumuz olarak bütün fiziki imkanları tamamladık. Bu sene artık projelere ağırlık verdik. Etivinik projesinde dün ilan edildi. Avrupa Kalite Ödülü aldık. Çocuklarımızla çok güzel projeler yaptık. Deha'da ödül aldık. Milli Eğitim Müdürlüğü'nü yürüttü. Bu sene artık eğitime ağırlık verdik okulumuzda. 37 öğrenci. Gönderdiğimiz öğrencileri de sayıyoruz neredeyse. Öğretmenlerimizden de 55 tane öğretmenimiz tatile çıktı. Bu dönem 8 tane öğrencimiz mezun oldu. Onları burada okul olarak tamamıyla sosyal yaşama uyum becerileri kazandırıyoruz. Davranış geliştirme kazandırıyoruz. Onlar buradan mezun olup gittiklerinde kendi tarlalarında ekip biçmeyi öğreniyorlar. Basit işleri yapmayı öğreniyorlar. Mutfak atölyemizde kendi hayatlarını devam ettirmeyi, uygulama evimizde kendi hayatlarını devam ettirmeyi öğreniyorlar bir nebze. Bizim okulumuzda ağır ve orta düzey zihinsel engelli öğrencilerimiz, aynı zamanda 22 tane bedensel engelli öğrencimiz var. Bedensel engellilerin yanında tabii zihin engelleri de var. Onun dışında bir tane de görme engelli öğrencimiz var. Görme engelliler öğretmenimizle beraber eğitim görüyor. Şunu da eklemek istiyorum. Okulumuzda yaz boyunca okulumuz açık. 3 Temmuz'da yaz okulumuz başlıyor. 25 Ağustos'a kadar burada gönüllü öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimize hizmet vereceğiz yaz boyunca da. Burak. Thank you.